Sevgili dostlarım, yepyeni YouTube videomuzda yine karşınızdayız. Konumuz ne? Bir tahmin edin bakalım. Size bugün balık beslenmesini öğreteceğim. Artık mutfaklarımıza bol bol balık koymanın zamanı geldi ve geçiyor bile. Benim size bir beslenme önerim olacak. Bu balık diyetini yaptığınızda, balık beslenmesini yaptığınızda çok kolay kilo da vereceksiniz. Zekamız da açılacak, çocuklarımızın büyüme hızı da iyi olacak. Eda ne olsun? Kalsiyum fosfor içeriği açısından son derece zengin, protein açısından son derece zengin. Balık beyni en iyi besleyen yiyeceklerden biridir. Hani balığı doğru tüketeceğiz. Hem pişirmesini, hem sunumunu, hem yanında yediğimiz yiyeceklerde de bunu zenginleştirmemiz lazım. Yumurta, peynir yemeyeceğiz. Çünkü o günkü protein hakkımızı balıktan alacağız. Hem çok tok kalarak, hem sağlıklı beslenerek, hem de kilo yönetiminizi çok iyi yapabilirsiniz. Sevgili dostlarım, yepyeni YouTube videomuzda yine karşınızdayız. Konumuz ne? Bir tahmin edin bakalım. Konumuz balık. Size bugün balık beslenmesini öğreteceğim. Şimdi balık, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede yaşıyoruz ama ne yazık ki balık tüketimimiz oldukça az. Kış aylarının gelmesiyle birlikte, av yasağının da kalkmasıyla birlikte artık mutfaklarımıza bol bol balık koymanın zamanı geldi ve geçiyor bile. Bu videomuzda balığı bir inceleyeceğiz ve balıkla ilgili benim size bir beslenme önerim olacak. Bu balık diyetini yaptığınızda, balık beslenmesini yaptığınızda çok kolay kilo da vereceksiniz. Enerjik de hissedeceksiniz. Çok da doymuş olacaksınız. Zekamız da açılacak. Çocuklarımızın büyüme hızı da iyi olacak. Eda ne olsun? Hadi hepsi videomuzda olsun. Videomuza bekliyoruz. Yepyeni YouTube videomuza. Efendim, videomuza yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız diyoruz ve dosyayı açıyoruz. Balık. Şimdi bana sorsanız, deseniz ki doktor hanım, bana öyle bir besin söyleyin ki bu besin beni bu dünyada en çok tok tutacak yiyecek olsun, bu ne olur der diye sorarsanız cevabım balık olacaktır. Çok iyi bir protein kaynağı, beraberinde iyi yağlardan çok zengin, omega 3 yağ asitlerinden son derece zengin, kalsiyum fosfor içeriği açısından son derece zengin, protein açısından son derece zengin, mucize bir yiyecektir balık. Ama tabii biz balığı çok nadiren yiyoruz. Yerken bazen pişirme hataları yapıyoruz. Mesela hani fırınlama, haşlama ya da ızgara yapmak yerine böyle cayır cayır yağların içerisine atıyoruz. Balık böyle onların içerisine kızarırken iyice besin değerini kaybediyor. Bir de yağın kalorisini üzerine koyuyor. Çok yüksek kalorili, besin değeri fırınlamaya göre daha az olan bir balık yemiş oluyoruz. Hani balığı doğru tüketeceğiz. Hem pişirmesini, hem sunumunu, hem yanında yediğimiz yiyeceklerde de bunu zenginleştirmemiz lazım. Balığı neyle yiyeceğiz? Balığı ben en çok patatesle yemeyi severim. Ama patates kızartması değil, bir patates haşlaması. Patates haşlamasını bir salata yaparım. Bu salatanın içerisine bol roka, maydanoz, dereotu, yeşil soğan, bol limon koyarım. Biraz da kimyon atarım. Izgara balıkla birlikte muhteşem bir salata olur bu. Size de tavsiye ederim. Yani balığın olmazsa olmaz ne derseniz, neyle birlikte yiyelim derseniz tabii ki patates salatası yemenizi tavsiye ederim. İçecek olarak da yanına bol limon sıkılmış bir maden suyu tüketmenizi tavsiye ederim. Böbrek, tansiyon ya da kalp hastası değilseniz. Bunun üçü o kadar tatmin edici bir yiyecek oluyor ki. Tabii beraberinde işte patatesten gelen nişasta karbonatınızı sağlıyor. İçindeki yeşillikler, vitaminler, mineraller sağlıyor. Balık zaten kendi başına apayrı bir zengin bir besin. Bunu bu şekilde tüketebilirsiniz. Peki ben size bugün bir balık diyeti vereyim. Bu diyeti yaptığınızda hem çok tok kalın, hem kilo verin, hem metabolizmanız iyi çalışsın, hem de beyninize bir yatırım yapmış olun. Neden? Balık beyni en iyi besleyen yiyeceklerden biridir çünkü. Peki biz balık diyetimizi nasıl yapacağız? Sabahleyin uyandığımızda, kahvaltıda yumurta, peynir yemeyeceğiz. Çünkü o günkü protein hakkımızı balıktan alacağız. Bunun için mesela bir bardak süt, 200 mililitre kadar, ya da yoğurt, hangisini severseniz. 3 yemek kaşığı kadar içerisine yulaf ezmesi koyacağız. Yulaf çok tok tutucu bir yiyecek, biliyorsunuz. Ben çok severim ve birçok tarifimde yulafı kullanırım. Yanına da 3 tane kuru kayısı yiyelim hadi. Buraya 2 tane de ceviz koyalım.
Kahvaltımız bu olsun. Balık diyeti, omega 3 diyeti diyelim buna bir de aynı zamanda. Çocuklarınıza da aynı şekilde yapabilirsiniz bunu. Öğlen olduğunda burada ızgara bir balık. Hangi balığı severseniz. Ülkemizde palamut var, çinekop var, istavrit var. Ben hamsiyi pek severim mesela, hamsi var. Bunları ızgara olarak yapabilirsiniz. Hamsiyi nasıl ızgara yapacağız diye sorarsanız hemen tarif veriyorum. Ben hamsileri güzelce temizledikten sonra üzerine az tuz atıyorum. Mısır ununa yatırıyorum. Böyle hepsini mısır ununa böyle bir gezdiriyorum. Sonra yağlı fırın tepsisinde fırına sürüyorum. O hamsinin kendi yağı mısır unuyla birleşiyor ve inanılmaz lezzetli kıtır kıtır bir balık oluyor. Çok pişirmeyeceksiniz. Çok pişirirseniz çok kıtır kıtır oluyor. Hafif böyle yumuşakça bırakacak şekilde pişirirseniz de gayet güzel oluyor. İstediğiniz bir balığı koyabilirsiniz. Yanına mesela 4-5 yemek kaşığı kadar bir patates salatası koyalım. Az önce tarifini verdim. Şöyle güzelce bir yiyelim. Bir de yanına isterseniz ayrıca bol roka ve yeşillik salatası ayrıca koyabilirsiniz. Ve yanına bir bardak da limonlu maden suyu koyalım. Ama doğal maden suyuna gerçek limon suyu sıkalım. Güzel mi? Güzel. Öğlen bunu yediniz. Diyelim ki ikindi de acıktınız. Acıkmazsanız yemek zorunda değilsiniz. Acıkırsanız yine bir kase yoğurdumuzun içerisine bir tane portakal ya da bir tane elma, mevsim meyvesinden birini koyabiliriz. Ve gelelim akşam yemeğine. Akşam da artık kış da geliyor, birazcık da içimizi ısıtalım. Bir kase çorbamız olsun. Bu unsuz bir çorba yapabilirsiniz. Brokoli çorbası, tarhana çorbası gibi bir kase çorbamız olsun burada. Yanına istediğiniz bir salata olsun. Ve yine yanına bir yoğurdumuz olsun. Ve mutlaka bugün 8-10 bardak kadar su için ve 10.000 adımın altına da düşmeyin. Şuraya da bir yazalım. 10.000 adım diyelim. Böylelikle sevgili dostlarım, balık beslenmesini de hayatınıza bu şekilde koyabilirsiniz. Hem çok tok kalarak, hem sağlıklı beslenerek, hem de kilo yönetiminizi çok iyi yapabilirsiniz. Haftada 2-3 gün yaparsanız da haftada da en az 1 kilo, en fazla 3 kilo kilo verebilirsiniz. Vücut ağırlığınıza göre tavsiye ederim. Balık ağırlıklı beslenmemizin de sonuna doğru yaklaşırken yepyeni YouTube videolarımızda tekrar buluşmak üzere diyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve bizlere yorum yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın ama ben de kalın.